Yani Türkiye hükümetinin güvenlikli bölgelere Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin bir takım faaliyetleri var. Özellikle orada neredeyse paralel bir şekilde kurumlar var. O kurumlar çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Bizim de Urfa'da Tel Abyad ve Rasulayn'da, ben Tel Abyad'a da gittim, gördüm orada. Eğitim hizmetleri var, sağlık güvenlik hizmetleri var, bürokrasi oluşmaya başlamış. Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere hükümet destek veriyor ve onları oraya götürüyor. Fakat genel araştırmalara bakılırsa benim kanaatim şu an Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşe olumsuz baktıkları, büyük bir kısmının. Dediğim gibi öğleden sonra da tartışacağım. Çünkü Suriye'de şu an birden fazla devlet var, birden fazla otorite var. Silahlı gruplar çeşitli yerler ele geçirmişler. Orada farklı hukuklar uyguluyorlar. Uluslararası gözlemci kuruluşların garantörlüğü olması gerekiyor. O da zayıf. Hem UNHCR hem de Uluslararası Af Örgütü Suriye geri dönüşün şu an mümkün olmadığını, güvenli olmadığını ifade etti. Ama aynı zamanda mevcut rejim de geri dönüş için çağrılar yapıyor. Bu konu iyice tartışılması gerekiyor. Hakların, teminatların, gözlemcilerin, hukukun baskın olduğu bir geri dönüş politikasının belirlenmesi gerekiyor. İşte bu panel de bugün bu tartışmayı başlatmak için var.